Panik atak esasına insana ne oluyor? Panik bozukluk halinde zeka ve düşünce içine giriyor. İnsan düşüncesinin ya da zekasının işlevi nedir? Zeka ne işe yarar? Ve bizler zekayı nasıl kullanıyoruz? Bugünkü konumuz kaygı bozukluğunun ve panik bozukluğun oluş mekanizması. Burada anksiyete ya da panik bozukluğun oluş mekanizmasını anlamak için öncelikle insana bakalım. İyi de insan dediğimiz şey nasıl bir varlıktır? O halde biraz insanın nasıl bir varlık olduğunu irdeleyelim. İnsan her şeyden önce biyolojik bir varlıktır. Biyolojik varlık olarak insanın elbet öncelikli hayatını idame ettirebilmesi için yeme, içme, boşaltım ve bunlar gibi bir takım zaruri ihtiyaçları vardır. İnsan biyolojik bir varlık olmasının yanında aynı zamanda duygusal bir varlıktır. Yani insanın bir duygusal tarafı bulunmaktadır. Bu yönünü de çeşitli sanatsal faaliyetlerle desteklenmesi ve beslenmesi gerekir. Bütün bunların yanı sıra insan ontolojik bir varlıktır. Evet, başka bir konu. Peki ontoloji nedir? Ontoloji temelinde varlık olan bir felsefi disipline verilen isimdir. Bir başka tanıma göre ise varlık nedir sorusuna yanıt arayan bir felsefe alanıdır. Ontoloji alanı varlıkların sınıflandırıldığı kategorilerini belirlemekle uğraşır. İnsanı tanıma alanı yapılan çalışmalar onu varlık yapısı bakımında diğer canlılardan ayırt eden çeşitli özelliklerinin olduğunu söyler. Sonuç olarak insan bilen, yapıp eden, değerler duyan, tavır takınan, önceden gören ve önceden belirleyen, isteyen, özgür, tarihsel bir varlık olan, idealleştiren, bir şeye kendisini veren, çalışan, eğiten ve eğitilebilen, devlet kuran, inanan, sanatın ve tekniğin yaratıcısı olan, konuşan, disharmonik bir varlıktır. Disharmonik bir varlık olarak insan sadece bir uyumluk değil, aynı zamanda uyumsuzluk varlığıdır da. Ve de biyopsik bir varlık olarak insan şeklinde ifade edilebilir. İşte sıralananın bu varlık şartları insanın hayat karşısında güçlü durmasını sağlar. İnsanı tanımayı ve anlamayı sağlayan felsefi alana antropoloji adı verilir. Anlayacağınız insan bilginin hem yaratıcısı hem de taşıyıcısıdır. Evet, bu kadar felsefeden sonra konuya gelirsek, yani panik atak esasına insana ne oluyor? Panik bozukluk halinde zeka ve düşünce içine giriyor. İnsan düşüncesinin ya da zekasının işlevi nedir? Zeka ne işe yarar? Ve bizler zekayı nasıl kullanıyoruz? Zekanın işlevi yaşantımızla öğrendiğimiz, inandığımız ve tecrübe ettiğimiz gerçekliğin arasında uyumluluk sağlamaktır. Eğer bir tehlike olduğunu görürsek, duyarsak ya da tehlike hissedersek ne olur? Beynin algılamasına göre tepki verir. Beyin bir kimyager gibi kana salınan kimyasal aracıyla tehlike sinyalleri sayesinde vücut kendini korumaya hazırlayacaktır. Bütün bunlar bir tehlike ya da tehdit altında oluşacak şeylerdir. Ama panik bozukluk hallerinde belki de aslında bir tehlike yoktur ve gerçekten yoktur. Peki ne oluyor o zaman? İnsan vücut hücreleri gerçek bir tehlikenin olup olmadığını bilmiyor. Çünkü hücreler yalnızca kana salınan kimyasallara yanıt veriyor. Örneğin kalbimiz, akciğerlerimiz ya da bağırsaklarımız gerçekte çevrede olup bitenleri görmüyorlar. İyi de ne oluyor? Kişi eğer birdenbire stres altında olduğuna inanırsa, içinde bulduğu çevre aslında bu stresi destekliyor olmasa bile kişinin fizyolojisinde stresin bir manifestosu ortaya çıkar. Birdenbire doğru ya da yanlış olsunlar, kişinin düşüncelerinin gerçek anlamda o kişinin biyolojisinin değiştiğini görmeye başlarız. Aslında epigenetik alanın hikayesi de tam olarak budur.